sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Haziran ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, evet, Merkür ayın 5'ine kadar, pardon 7'sine kadar Boğa burcunda ve 7'sinden sonra da sizin burcunuza geçiyor. Dolayısıyla Merkür'ün burcunuza geçişiyle beraber özellikle ayın 7'sinden sonra sizin için çok daha hızlı, aktif, verimli günler başlıyor diyebilirim. Ayın 24'üne kadar Merkür burcunuzda son derece ve hızlı ve verimli bir pozisyonda olacak. Zihinsel enerjiniz güçleniyor. Çok hızlı düşünüp hızlı kararlar verebilirsiniz. İletişimle ilgili her türlü konuda, yazılı, sözlü, her türlü konuda son derece aktif bir dönemde olacaksınız. İşinizle ilgili konular bunlar, ticari konular olabilir, medya, basın, yayıncılık veya iletişim sektörü olabilir. Her konuda çok başarılı olabileceğiniz bir süreç sizin adınıza. Ayın ilk günleri yine özellikle İkizler Burcu'ndaki Güneş'in Terazi Burcu'ndaki Jüpiter'le yapacağı üçgen açıdan tam destek alıyorsunuz. Bu da sizi çok şanslı kılıyor. Evet, Haziran ayına hızlı bir şekilde başlıyoruz, iyi bir şekilde başlıyoruz. Şanslısınız. Bu da elinize attığınız her işte daha fazla bereket getirebilir. Özellikle ayın ilk günlerinde yapacağınız girişimlere dikkat edin veya herhangi bir girişimde bulunmak istiyorsanız bu günleri tercih edin. Koç burcunda birleşen Venüs ve Uranüs de arkadaşlardan gelebilecek güzel bazı sürprizlerin, tekliflerin ya da yeni projelerin gündemde olduğunu işaret ediyor. Bu işbirliği önerisi de olabilir. Ayın 9'unda Yay burcunda bir dolunay var ilişki evinizde. Bu dolunay zaten 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası yoğun bir şekilde aktif olacak. Bir işbirliği, ortaklık kararı ya da evlilik gibi, yani özel ilişkilerinizle ilgili evlilik gibi bir alanda da önemli bir dönüm noktası olabilir sizin adınıza. Ve Jüpiter ileri harekete dönüyor ayın 9'undan sonra 10 Ekim'e kadar Terazi Burcu'nda size tam destek verecek. Terazi Burcu sizin için daha fazla aşk demek. Jüpiter'in de ileri harekete dönmesiyle aşkla ilgili konularda, çocuklarla ilgili alanlarda ve genel anlamda yetenekleriniz ve yaratıcılığınızla ilgili konularda daha şanslı ve verimli bir dönemdesiniz. Sosyal hayatınız genişleyebileceği gibi kendinizi dış dünyada da iyi bir şekilde ifade edebilir, dikkat çekebilir, takdir görebilirsiniz. Evet, ayın 13'ü Merkür Jüpiter'in yine güzel bir açısı var. Anlaşmalar için, sözleşmeler için oldukça verimli olabilir. Ayın 15'inde burcunuzdaki Güneş'in Yay burcundaki Satürn'e karşıt açısı var. Bu genel anlamda sizin ve diğer değişken burçların biraz dikkat etmesi gereken bir açı. Bir sorumluluk ve görev anlamına geliyor. Ya da ailedeki olgun yaştaki kişilerle ilgili bir durum oluşabilir. Genelde biraz yaşam enerjisini kısıtlayan bir açıdır. Ama sorumluluklar, görevler ihmal edilmemişse de gerçekten istikrarlı, sağlam temeller atabileceğiniz, özellikle işbirliği ve ilişkiler alanında sağlam temeller atabileceğiniz güçlü bir açı olduğunu söyleyebilirim. Ayın 24'ünde Güneş ve gezegeniniz Merkür Yengeç Burcu'na geçiyor ve aynı günde Yengeç Burcu'nda bir yeni ay doğuyor. Para evinizde bir yeni ay var. Bu da demek oluyor ki ayın son haftasından itibaren kazançlarınız, gelir giderleriniz, bütçenizle ilgili konularda yenilikler var, yeni gelişmeler var, yeni adımlar atabilirsiniz, fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Para konularında da özellikle parasal sorunlarınız varsa Merkür'ün ve Mars'ın Yengeç Burcu'nda Balık Burcu'ndaki Neptün'den alacağı güzel destekler ayın son günlerinde size güzel yardımlar, sorunlarınızı çözecek bazı destekler getirebilir sevgili ikizler. Önümüzdeki ay görüşmek üzere, hoşça kalın. Akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.